Merhaba sevgili izleyenler. Gün geçmiyor ki ülkede güne yeni bir demokrasi skandalıyla, demokrasi ayıbıyla başlamayalım. Bu hafta ya da yine Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyum, daha sonra belediyenin kolluk güçleri tarafından işgal edilmesi ve Hakkari halkının iradesinin aslında gasp edilmesiyle başladık. Kürt halkının seçme ve seçilme hakkının yok edilmesini bugün konuğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ile birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 21. yüzyılda sandık diyenlerin, milletin iradesi diyenlerin, demokrasi diyenlerin yaptığı uygulamalarla, kayyumlarla devam ediyoruz. Bu sürecin içerisinden geçiyoruz. Nasıl hissediyorsunuz haberi aldığınızda? Neler yaptınız diyeyim. Şöyle zaten ilk haberi aldığımız gibi Merkez Yürütme Kurulu toplantısı olağanüstü gerçekleşti. Ve burada biz geçmiş dönemde de aslında kayyumları bildiğimiz için ve kayyum deneyimini de sahip olduğumuz için bu mücadele hattını büyütme ve mücadele hattını kararlı bir şekilde yürütme. Özellikle Van'da ilk denemeyi yapmışlardı ve orada gerçekten halkın iradesine sahip çıkması ve yine birçok demokrat dediğimiz ya da demokratik siyasetin içerisinde yer alan birçok kesim olsun muhalefet dediğimiz kesimlerin aslında sahiplenmesiyle birlikte ilk denemede aslında püskürtüldüler diyebilirim. Sonuçta bir faşizmden bahsediyoruz ve bu faşizm aslında 2016'dan beri bir kurumsallaşma süreci içerisindeydi. Bugün ülkede adına tek adam rejim de diyebilirsiniz ama sonuçta Kürtlerin inkarı üzerine kurulan bir rejim var ve ana kaynakları da yani kendi fikrini hayata geçirdiği alan da kayyum rejiminin kendisi. Yani bu Kürdistan'ın kayyum yönetimiyle Türkiye'de tek adam rejiminin birbirini beslediğini defalarca kez anlattık ve kendini ayakta tutma şekli bu. Evet bu bir savaş rejimi aynı zamanda ve ne yazık ki AKP-MHP iktidarı Kürt toplumunu çökertme planlarıyla aslında bu yolda gitti. Ve bu çökertme planıyla birlikte 8 yıllık süreçle birlikte her seçimde aslında halk AKP-MHP iktidarına gereken cevabı da verdi. Son seçimlerde ciddi bir kayıp yaşadı iktidarın kendisi. Özellikle ikinci parti konumuna düşmesi, yerel yönetimler alanında birçok alanı getiriyor olması ve bir kaybediş meselesi. Ve bununla birlikte aslında Hilvan seçimleri de yani dün aynı zamanda biz Hilvan seçimleri de birçok noktada önemliydi. Sonuçta sistemin, iktidarın kendisini uzun yıllardır var ettiği bir ilçede halk DEM Parti'den yana oyunu kullandı, iradesini gösterdi. Artık yerel yönetimlerin halklar tarafından, halk tarafından, kadınlar tarafından, gençler tarafından yönetilmesi gerektiğini dile getirdi ve DEM Parti'den yana ciddi bir aslında oy artışı da söz konusu oldu. Onların niyeti oyları yakıp bir şekilde tekrardan almaktı ama bizim yaptığımız seçim çalışmalarıyla birlikte halk da burada kendi iradesini gösterdi ve AKP'ye gereken cevabı verdi. Bu rejimin bir aklı var aslında ve bu akıl ne yazık ki faşizm üzerinden kendisini kurgulayan bir akıl. O yönüyle de bir intikamcı duyguya da sahip. Yani özellikle Hilvan seçimlerinden sonra aslında bir intikam alma peşinde düştüler ve Hakkari üzerinden yaptılar bunu. Hakkari'de de özellikle kayyum atama sürecine bakarsak anti hukuk bir uygulama var. Bunu şöyle de bağlayabiliriz. Özellikle yerel seçimlerde kaybettikten sonra dikkat ederseniz Kobani Kumpas davasında da aynı şeyi yaptılar. Yine bir intikam alma davası söz konusuydu. Ve başta eş genel başkanlarımız olmak üzere MYK'nın neredeyse hepsine yüzlerce yıl ceza yağdırıldı ve burada asıl temel konu aslında yine burada siyasetin kendisi. Yani siyasetçi dediğiniz insan konuşur ve bizim arkadaşlarımız yaptıkları konuşmalar üzerinden ceza almış oluyorlar. Bu şu demektir aslında bu ülkede hem Kobani Kumpas davası hem Hakkari'ye tek kayyum atama meselesini de ele aldığımızda bu ülkede gerçekten AKP-MHP iktidarının yönetme aklının aslında bu olduğunu yani her türlü adaletsizliği, hukuksuzluğu bir yönetim aracı olarak kullanıyor ki kayyumlar da zaten hukukun ve demokrasinin adalet dediğimiz aslında birçok meselenin askıya alınmasıyla gelişen bir mesele. Yani sonuçta o kentte irade olan bir halk var ve kendi yönetimini belirlemek istiyor ve partisini seçiyor ve partisini seçerken eş başkanlarını da seçmiş oluyor. Hatta siz biliyorsunuz biz eş başkanlarımızı ön seçim, evet. ön
seçimle belirledik. Bir demokrasi şöleni gerçekleştirdik bu ülkede ki birçok siyasi parti aslında bundan feyiz almaya başladı neredeyse. Yani biz her seferinde demokrasi nasıl yaşanır bu ülkede onu özellikle yerel demokraside göstermeye çalışırken AKP, MHP iktidarı ise saray rejiminin kendisi de bu ülkede demokrasi nasıl katledilir diye her türlü politika hayata geçiriyor ve bunu bütün kurumsallaşmalarıyla yapıyorlar. Şimdi hemen İçişleri burada... Bakanlığı da bu noktada yapmış olduğu açıklamada yine terör tırnak içinde terör kavramlarını kullanarak da geçmişte yaptığı politikanın devamını getirmeye çalışıyorlar. Şimdi 8 yıl boyunca bununla adım atmaya çalıştınız. Her türlü manipülasyonu yapmaya çalıştınız. Ama 8 yıl boyunca bu ülkeye en büyük zararı kayyum rejimi verdi. Çünkü kayyum rejiminde ısrar etmek savaş politikalarında ısrar etmektir. Rant talan politikalarında ısrar etmektir. Gasp siyasetini hayata geçirmektir. Yani insanın ekmeğinden çalmak demektir. İradesinden çalmak demektir. Söz hakkında çalmak demektir. Hizmet hakkında çalmak demektir. Şimdi böylesi bir iktidarın İçişleri Bakanlığı gelmiş belediye eş başkanımızı gözaltına alıyor ve gözaltına alırken de sanki hukuku uyguluyormuş. Hukuk gerekçesi üzerinden bir açıklama yapıyor ama hukuksuzluğun itirafını yapıyor orada. Yani eğer ki böylesi bir durum vardı 2 ay önce ne değişti bu ülkede? 2 ay önce seçilen bir belediye eş başkanı bugün nasıl görevden alınabiliyor? Bugün görevden alınıyorsa bu belediyeler yasasının ya da yönetiminin, İçişleri Bakanlığı'nın kayyum atama gibi bir zorunlu mu var bu ülkede? Hayır yok. Keyfi bir şeydir. Belediye meclis üyeleri içerisinde çok doğru bir şekilde eş başkan seçilebilir. Belediye eş başkanı seçilebilir. Ve bu noktada hiçbir şekilde bir engel de yoktur ama iktidarın kendisi bunu hayata geçirmemek için her türlü hukuksuzluğu devreye getiriyor ve aslında bir kamu düzeni sorunu haline gelmiş durumdalar. Yani kendilerince kamu düzeni oluşturduğunu iddia edenlerin hepsi bugün valisinden İçişleri Bakanlığı'na AKP, MHP iktidarın kendisine dahil olmak üzere şu an Kürdistan'da bir kamu düzeni bozuyorlar. İnsanların irade hakkına, demokrasi taleplerine karşı düşmanlık hukuku oluşturuyorlar. Bu sorun büyük bir sorundur. Öyle basit, sıradanlaştırabilecek bir mesele değildir. O yüzden mesela biz ilk başladığı anda Merkez Yürütme Kurulumuzu topladık ve bunun üzerinden planlamalarımıza başladık. Belediyelerimize şu an nöbetler başlıyor. Her yerde aslında eylemsellikler var. Siz de ifade ettiniz. Ön seçimler yapıldı öncesinde ve bütün bu seçilecek olan kişiler, adaylar aslında Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. Kesinlikle. Adaylık aşamalarında. Ve şimdi gerekçe olarak aslında 10 yıldır devam eden bir dava gösteriliyor. Yani bunlar niçin daha önce eğer böyle bir gerekçe varsa izin verildi, mazbata verildi ve şimdi tekrar bir kayyum gerekçesiyle aynı bahaneler üretiliyor diyeyim. Şöyle söyleyeyim, şimdi zaten mevcut haliyle belediye eş başkanlarımızın seçilme noktasında herhangi bir engel yok. Yani seçilebilir. Bir de iktidarın yaptığı bir şey daha var, müdahale şekli daha var. O da yargıya müdahale etme meselesi. Şimdi bizim eş başkanımız, Hakkari eş başkanımızın 5 Haziran'da duruşması var. Yani 10 yıl öncenin duruşması. Şimdi gözaltına alıyorsunuz, kayyum atıyorsunuz. Sonra da yargı hayır masumiyet var kararı bekleyemezsiniz. Bu yargıya müdahale etme biçimidir. Ben işte kayyum atadım, gözaltına aldım. Sen de kararını ver, cezanı ver, cezasını ver şeklinde bir talimattır. Yani bu çoklu dediğim gibi yani sadece İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ya da Yüksek Seçim Kurulu gibi alanlara daraltabileceğimiz bir şey değil. Yani bu iktidarın yargı sopasıyla halka yapmış olduğu bir darbe söz konusu. Siyaset dediğimiz mekanizmanın içerisinde, yönetim ilişkileri dediğimiz meselenin içerisinde bir müdahale ediyor ve darbe yapıyor. Yani siyasi bir darbe var, sivil bir darbe var. Yani eskiden de darbeler olurdu ama askeri vesayetlerle yapılırdı bunlar. Ama bugün bir siyasi parti başka bir siyasi partinin belediyelerine kayyum atamak için uğraşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir siyasi parti yargıya müdahale ediyor. Bir siyasi parti İçişleri Bakanlığı'nın valisini alıyor. Diyor ki sen şu belediyede yönetici olacaksın. Bu halkın yerine de karar vereceksin. Ben Kürtlerin iradesini tanımıyorum. Ben kadınların iradesini tanımıyorum. Ben bu halk gerçekliğini kabul etmiyorum. Ve bu noktada da yönetimi işgal etmiş durumda. Şimdi bunu normalleştirmek demek bu ülkenin rejiminin ne olduğunu söylesinler. Yani bir cumhuriyet rejimi mi var, bir monarşi mi var, başka bir yönetim aklı mı var? Yani bizler neyin mücadelesi veriyoruz? Demokrasi mücadelesi verenler, özgürlük, eşitlik mücadelesi verenler. Hangi ülkede neyin mücadelesi veriyoruz ona?
Şimdi Kürt soruna demokratik çözüm diyoruz. Neredeyse bütün siyasi partiler evet bu sorun çözülsün diye demeç verir. Ama biri savaşla çözmeye çalışıyor. Ama bir yandan da demokrasiyle, özgürlükle, eşitlikle çözülecek diyen bir kesim var. Şimdi savaş diye diretenler işte tam da halkın seçtiğine böyle kayım atıyor. İşte burada razı olmamak lazım. Yani bu ülkenin gerçekten demokratik bir anlamda bir yönetim mekanizması varsa adalete böyle müdahale edilmez. Ya da diyelim ki yerel yönetime bu şekilde müdahale edilmez. Yani bu bugün sadece Kürt halkının bir seçme seçilme meselesi tek değil. Çok önemli bir meseledir. Yani bir halk düşünün, iradesini ortaya koyuyor, oy kullanıyor, sandıktan eş başkanları çıkıyor, yönetim oluyor, iki ay geçiyor ve bir siyasi parti AKP, MHP ne yapıyor? Diyor ki hayır ben bunu kabul etmiyorum. Ben bu iradeyi tanımıyorum. Ben bu halkı tanımıyorum. Şimdi böylesi bir ortamda siz diyebilir misiniz? Ya gerçekten devlet dediğimiz o organizasyon toplum için vardır. Ya da gerçekten bu siyasi parti kendi toplumunu düşündüğü için var. Kendini düşünüyor. Yani kayyımın yaptığı bütün faaliyetler ortada. Daha dün belediye eş başkanların toplantısı vardı Diyarbakır'da. Belediyeler Birliği üzerinden, GAP üzerinden ve orada yolsuzluklar teşhir edildi. Yani bir yandan israftan bahseden bir bakan, işte kamuda şu yapacağım, şunları yapacağız, şu israfı kaldıracağız diyor. Ama israfın ya da çalmanın, yolsuzluğun kitabını yazmış olan kayyumları görmezden gelip bir de o zihniyeti tekrardan belediyelere yerleştirmeye çalışıyorlar. O yönüyle kayyum zihniyetine de, kayyum politikasına da, gasp siyasetine de geçit vermemek gerekiyor. Siz de ifade ettiniz, Kobane davasında da aslında gördük. 2019'da da bu süreçleri yine yaşadık. Hatta kamuoyunda da bugün yer aldı. Üçüncü dönem kayyumu tekrar geliyor diye üçüncü dalga olarak. Hem siyasetçilerin, yani özellikle Kürt siyasetçilerin veya Kürtler ile dayanışma içerisinde olan siyasetçilerin siyaset yapma hakkı engelleniyor. Hem de halkın seçme ve seçilme hakkı engelleniyor. Yani iktidar burada ne yapmak istiyor? Neyi görmek lazım? Neyin altını çizmek lazım? İktidar mevcut politikasından vazgeçmediğini gösteriyor. Yani bu kadar seçimden yenilmiş olarak çıkmasına rağmen işte normalleşme, yumuşama söylemlerini işte gündeme getirip ama tam da işte Kobani Kumpas davasında yüzlerce yıl ceza yağdırması, hemen akabinde Hakkari'ye kayyum atama meselesi. Bu şunu gösteriyor. Yani bu iktidarın normali bu. Yani bu şekilde ayakta kalıyor zaten. Ruhu bu. Tek adam dediğimiz rejimin kendisi bu. İnkar üzerinden kendini var ediyor. Çünkü inkar etmezse hesap vermek zorunda kalıyor. Yani bu bir yönetim aklı çünkü. Siz demokrasiyi askıya almazsanız, adalet kurumuna, yargıya müdahale etmezseniz hesap vermek zorunda kalırsınız. Yani bu ülkenin önceki İçişleri Bakanı da neredeyse adı çıkmıştı Suç İşleri Bakanı diye. Şimdiki bakan da aynı yolda gitmeyi düşünüyor galiba ki bugün yaptığı Hakkari ile ilgili yaptığı açıklama bunu gösteriyor. Hani öncekinin gittiği yol ona ne kazandırdı ki sana ne kazandırsın? Yani İçişleri Bakanlığı bu şekilde mi yürütülür? Yani senin bütün hizmetin Kürtlere kayyum atamakla mı geçecek? Yani bunu herkesin düşünmesi lazım. Kendi kurumlarıyla da çelişiyorlar aslında, değil mi? Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun da verdiği bir karar var, size söylediniz yani. Sonuçta seçme ve seçilme hakkı vardır diyor. Onay veriyor, mazbatası veriliyor. Ve daha sonra da İçişleri Bakanı aslında bir yönüyle kendi kurumlarıyla da yine çelişmiş oluyor. Hem çelişiyor hem de müdahale etmiş oluyor aslında. Yani nasıl sandığa, iradeye müdahale ediyorsa da onun önünde, ondan önceki verilen kararlar da aslında müdahale ediyor. Ya da verilecek olan kararlara müdahale etmiş oluyor. O yönüyle devletin şu anki durumu aslında bir çöküş durumudur. Yani bu iktidarın gerçekten bütün toplum için ihtiyaç olabileceği bütün kurumsallaşmaları, bu yarın öbür gün onlar için de ihtiyaç olacak. Yani bugün bütün belediyeler risk altındadır. Bugün belki DEM Parti'nin belediyeleri risk altında olabilir ama yarın öbür siyasi partilerin de belediyeleri risk altında olur. Yarın öbür gün iktidar değiştiğinde o kayyum atayan partinin de belediyeleri risk altında olur. Çünkü siz bir yöntem inşa etmeye çalışıyorsunuz, bir rejim inşa etmeye çalışıyorsunuz ve toplumu gerçekten bir şekilde oluşturan kurumları siz
ortadan kaldırırsanız yönetim olma hakkını, irade olma hakkını, adalet arayışını, eşitliğin hayata geçmesi için yapılacak politikaları hayata geçiren kurumları ortadan kaldırırsanız ve sadece kendi çıkarınız için, kendi sarayınız için, kendi işte ideolojiniz için oluşturmaya kalkarsanız bu herkesin başına bela olacak bir meseledir. Yani 21. yüzyılda belki siz de söylediniz programın başında, ya insanlığın geldiği aşamaya bakıyorsun. Yani adı savaş. Bu savaştır, başka bir şey değil. Yani sen demek ki savaşta ısrar ediyorsun. İnkar etmekte ısrar ediyorsun. Düşmanlık hukukunda ısrar ediyorsun ki bugün evrensel değerler dediğimiz birçok şeyi ortadan kaldırmaya çalışıyorsun. Yani 8 yıl boyunca sen açıklayabildin mi iktidar olarak? Ya Kürtlere kayyum atıyorum da gerekçesi bu. Yani artık toplumda karşılığı yok bunun. Ben de tam bugün olarak... mesela ne açıklaması yapacaklar şimdi? Diplomaside siz ne açıklamasını yapacaksınız? Biz Kürtlere kayyum atadık ama nedeni şudur şudur mu diyeceksiniz? Yani sadece İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi bile kendini yaptığı şeyin hukuksuzluğunu o kadar ortaya koydu ki. Gerekçelendirme şekli de dahil olmak üzere. Yani bu kurgu, bu manipülasyon gün be gün herkes tarafından biliniyor yani artık. Evrensel değerlere aslında ve demokrasiye bir darbe olduğunu ifade ettiniz. Bunu geçmişteki yine aynı şekilde kayyum süreçlerinde de çokça ifade edilmişti. Aynı zamanda Kobane davası için de bu davanın sonucuyla Türkiye siyaseti, Türkiye'nin geleceği belirlenecek dendi. Kararlar ortada, bugün yapılan uygulamalar ortada. Türkiye siyaseti, Türkiye toplumu nereye gidiyor? Öncelikle bunu sormak isterim. Onun dışında da bunu tüm toplum görebiliyor mu? Yani bu darbeyi, evrensel değerlere, demokrasi ilkelerine verilen bu darbeyi, seçme ve seçim hakkının gasp edilmesini toplumun tüm kesimleri görebiliyor mu ya da DEM Parti gösterebiliyor mu diyeyim. Şöyle, yani bu ülkenin iktidarı iç ve dış politikasında ne yapıyorsa aslında aynı. Yani dış politikası da iç politikada da aslında aynı şeyleri yapmaya çalışıyor. Örnek verirsek mesela şimdi Kobani Kumpas davası biliyorsunuz dünyada hemen hemen 2014'te sokağa çıkmayan, IŞİD'e karşı mücadele eden Kobani halkının bir şekilde sahiplenilmesi dayanışmasıydı. Yani bir evrensel değerler savunuyordu orada. Yani köle pazarlarında kadınlar satılmaya çalışıldı, bir sürü katliam yaşandı, bir kırım vardı yani sonuçta. Ve herkes sokaktaydı. Yani dünyanın her yerinde Kobani ile dayanışmaydı. Zaten uluslararası gün ilan edildi aynı zamanda. Şimdi Kürtlerle dayanışınca, Kürtler Kobani ile dayanışınca, Kürtlerle dayanışan sol sosyalist kesimler, feministler dayanışınca iktidar için büyük bir korku haline geliyor. Ve direkt intikamını almaya çalıştı. Yani IŞİD'in yapamadığını kendisi yapmaya çalıştı. Siyaset yapan, söz üreten birçok arkadaşımızın yüzlerce yıl ceza almasına neden oluyorlar. Aynı şey mesela birkaç gün önce Erdoğan bir açıklama yaptı. Rojava'daki seçimlere dair hani tanımıyoruz şey değildir. Bir şekilde hani oradaki demokrasiye tahammül edemeyen bir iktidar var. Şimdi oranın demokrasiye tahammül edemiyor, oraya bir şekilde müdahale edemeyeceği için bu sefer Kürdistan'daki yerel demokrasiye müdahale etmeye çalışıyor. Yani dışarıda neyi söylüyorsa içeride hep aynı şeyi yapmaya çalışıyor. O yönüyle onlar bunu yapacaklar. Yani iktidar bunu niye yapıyor demiyoruz biz. O noktada herkes değil. Herkes işini yapıyor. Ama şöyle bir şey var. Biz mesela geçmiş kayyum tecrübesini yaşayan bir siyasi parti geleneğinden gelerekten söylüyoruz. Ve mücadelenin öneminden bahsediyoruz. Mücadelede ısrar etmek gerekiyor. İradeye sahip çıkmak gerekiyor. Bizi biz yapan budur. Şimdi irademize sahip çıkmazsak, irademize sahip çıkmadığımız zaman yarın öbür gün neyin savunucunu yapacağız? Yani bu çok kritik bir meseledir. Yani birincisinde atadın, şundan atadın. İkincisinde atadın, hadi şundan atadın. Üçüncüsünde açıklama yapamayacağı bir alana dair en çok siyaseti örecek olan da bizleriz. DEM Parti, ama aynı zamanda DEM Parti ile birlikte yol alacak, muhalefet yapacak kesimlerdir. Mesela Van böyleydi. Van'ın iradesini gasp etmek istediler.
mazbatayı vermek istemediler. Hatta yerine önceden isim de belirlemeye çalıştılar. İkinci seçilen partiye vereceğiz noktası bir konsept aynı zamanda. Halk buna rıza göstermedi, iradesine sahip çıktı. Ama Türkiye kamuoyu da aynı zamanda buna sahiplendi. Sadece Van'da değil, her yerde. Her yerde, Türkiye'nin her yerinde, Kürdistan'da ve birçok siyasi parti, bileşenlerimiz, ittifaklar, muhalefetten birçok kesim insanlar geldiler ve bir şekilde bu irade gaspını tanımadıklarını söyledikleri için. Aynı şeyi Hakkari için de bekliyor musunuz? Aynı tepki. Aynı şeyi yapmak zorundayız. Yani bu sadece Hakkari'yi ilgilendiren, Hakkari halkının iradesine sahip çıkmakla sıradan bakabileceğimiz bir mesele değil. Yani onlar defalarca bunu deniyorlar. Yani 31 Mart'tan beri durmadan kayyum atarız tehditleriyle. İşte önce bayrak dediler, başka bir şey dediler. İşte Adalet Bakanlığı gerekirse müdahale ederiz, İçişleri Bakanlığı. Her gün bir demeç veriyorlar aslında. Ama bugün şunu yapmak zorundayız. Belediyelerimizi savunmak zorundayız biz. DEM Parti olarak çağrımız herkes aslında. DEM Parti'nin belediyeleri sadece DEM Parti tarafından savunacak diye bir şey yok. İnsan haklarına, demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe, Kürtlerle barışmaya kararlıysanız eğer bu ülkede belediyelerine sahip çıkmak zorundasınız. Belediyeleri savunmak zorundasınız. Kendi iradenize sahip çıkmak istiyorsanız diğer partiler de dahil olmak üzere iradeye saygı duyacaksınız ve o belediyelere sahip çıkmak için bizim belediyelere sahip çıkmak zorundasınız. Yani olması gereken o. Yani hem siyasetin aklı dediğimiz mesele budur. Siyaset bunun için vardır zaten. Ama aynı zamanda bu ülkede toplumsal direnişlerin, yani Kobani davası, Gezi davası, yani bunlar hep intikam hırsıyla açılan davalar ve öyle sonuçlandırmaya çalıştı. Bu ülkenin gidişatını gösteriyor bize aynı zamanda. Şimdi bu gidişata dur diyebilmek için artık iktidara dur demek gerekiyor. Yani tamam sen rejim dedin ama bu kadar da olmaz ki yani. Rejimin içeriği bu, tamam ruhu bu. Ama biz halk olarak böyle bir rejimi kabul etmiyoruz. Nasıl yerel seçimde seni ikinci parti olarak düşürdüysek bundan sonraki süreçte de biz senin politikalarına razı değiliz dememiz lazım. Yani isterse bakanlıkları, İçişleri Bakanlığı, Valife, İstediklerine de demeç versinler. Bu ülkenin bir kamu düzeni sağlanacaksa kayyum politikalarından vazgeçsinler. Çalmaktan, çırpmaktan, gasp etmekten vazgeçmeleri lazım. Bunu durdurabilecek yegane güç de halkın kendisidir, halkların kendisidir, kadınlardır, emekçilerdir, sosyalistlerdir ve bu ülke gerçekten bir şey vaat etmek istiyorsanız geleceğe dair bu işi gerçekten sorumluluk sahibi olan siyasi partilerin de devreye girmesi gerekiyor. Her gün yeni bir demeçle karşınıza çıktığınızı ifade ettiniz. İktidar her gün Kürtler üzerinden mi siyasetini üretiyor sizce? Yani zaten şöyle söyleyeyim, bir Kürtler üzerinden üretiyor, bir de kadınlar üzerinden. Yani sırasıyla bir gündem gibidir yani durmadan. Çünkü ikisi de önemlidir. Yani şu şekilde, Kürtler bu ülkenin en önemli halklarından biri. Ama aynı zamanda da 100 yıllık devlet aklının inkarına maruz kalıp her türlü aslında asimilasyon, işkence, kırım politikalarına maruz kalan bir halk. Ama aynı zamanda mücadelesiyle, direnişiyle, demokrasi talebiyle bir şekilde aslında örnek olan bir halk. Yani politik bir halk aynı zamanda. Ve bu korku diğer taraflara da sıçramasın diye her irade yani iktidar olan siyasi parti ilk önce Kürtlerle iyi geçinmeye çalışıyor. Sonrasında saldırı politikalarını hayata geçiriyor. Çünkü diktatörlüğü istiyorsanız eğer, diktatörlüğün ayakta kalmasını istiyorsanız Kürtlerle savaş yapmak zorundasınız. Ama bu ülkede diktatörlük istemiyorsanız, demokrasi istiyorsanız Kürtlerle barışmak zorundasınız. Ancak bu şekilde bir demokrasi inşası olur. O yönüyle de iktidar bu şekilde bu politikada ısrar ettiği için aslında bugün her gün bir başka gündemle giriyoruz. Ama aynı zamanda bu ülkenin en temel öznelerinden biri, toplumsal direnişin öznelerinden biri de kadınlar. Hiçbir zaman rıza göstermedi. 22 yıllık AKP iktidarının demokratikleşme sürecinden tutun savaş konseptine gittiği her adıma kadar kadınlar üzerinden ördüğü hiçbir politikayı kabul etmedi. Çünkü kadını da inkar eden makul kimlik üzerinden bir çalışma hep politika öğretmeye çalıştılar. Kürtler ve kadınlar iktidarı en iyi tanıyan toplumsal kesimlerin başında geliyor. Kürtler kendi halk gerçekliğiyle birlikte iktidarı çok iyi tanıyor. Kadınlar da bu toplumun nasıl bir düzenle inşa edilmesi noktasında iktidarın yaptığı politikaları açık ve net bir şekilde teşhir eden kesimlerin başında geliyor ve mücadelesini de öyle yürüttüğü için en çok iki gündemimiz oluyor bu ülkede. Bir kadınlar, bir de
Kürtler oluyor. Bir de zannediyorum Birleşik Mücadele Hattı'nın da özellikle kadınların direniş tarihine baktığımız tabii zaman biraz da bu da hedef alınıyor diye düşünebiliriz değil mi? Şöyle bizler çoklu mücadele ediyoruz. Yani bir yandan beden politikalarıyla mücadele ediyoruz. Bir yandan yaşam alanlarımıza, ekolojiye dair ortak politikalarımız var. Ekmeğe dair, emeğin sömürüsüne dair, kimliğe dair, ana dil meselesine dair, savaş karşıtlığı üzerinden buluşmalarımız var. Şimdi kadınların yaşadığı o çoklu kimlik ve sömürme biçimlerine baktığınızda buna karşı mücadele etmesi demek, sistemin değişmesi demek. Şimdi sistem bu sömürüler ve ayrımcılıklar üzerinden ayakta kalıyorsa kadın mücadelesi de panzehir gibi faşizme cevap oluyor işte. Karşısında duruyor. Kayyum'un peki 2019 sürecinde de gördük. Siz de zaten yerel yönetimler eş sözcüsüydünüz, yakından biliyorsunuz. İlk icraatlarının da kadın kurumları olması, eş başkanlık sistemi olması tamamen bununla bağlantılıdır diyebilir miyiz? Kesinlikle şu şekilde, yani sadece iktidarın kadın düşmanlığı politikasıyla açıklamıyoruz biz bunu. Şimdi toplumu çökertmek istiyorsanız toplumun bir şekilde asıl öznesi olan kadınların kendini savunamayacak bir duruma gelmesini sağlamanız lazım. Kadın merkezleri şiddetle mücadele alanlarıydı. Sığınaklar keza öyle. Üretim, kooperatif dediğimiz alanlar, kreşler, yani kadınların aynı zamanda eğitim meselesinden birçok hizmetler kayınların hedefi halindeydi ve eş başkanlık sistemi tamamıyla ya terörize edilmeye çalışıyordu ve lav ediliyordu o şekilde. Bu şu demektir, biz kadınları bir şekilde kurumlarından uzaklaştırabilirsek bu toplum savunmasız kalacak ve Kürt toplumu da çökertilmiş olacak. İşte politikadan, siyasetten, kadın bilincinden, özgürlük ve eşitlik meselesinden uzaklaştırmak demektir. Mesela o yüzden kayyum atanan kentlerde her geçen gün kadın şiddeti, şüpheli ölümler artıyordu. Ama aynı zamanda madde bağımlı da her geçen gün artıyor. Çünkü toplum savunmasız kalmış. Çünkü yerel yönetim dediğimiz alan böyle bir şey. Çünkü yönetebilirseniz siz kendinizi savunabilirsiniz. Ama siz kendinizi yönetmezseniz, gelip kayyum yönetirse, sizin yerinize karar verirse, kurumlarınızı da kapatır ve birçok kadın aslında şiddetle, şiddet meselesinde yalnız kalabiliyor. Ama Kürt Kadın Hareketi o noktada da alternatif kurumlarını yine oluşturdu. Yani onlar defalarca kayyum meselesiyle kurumların içini boşaltmaya çalıştılar. Bizler yine alternatif oluşturup aslında kayyumlara bir şekilde cevap olmaya çalıştık. Mesela hem 2016 kayyumlarında hem 2019 kayyumlarında da. Şimdi 2024'teyiz. Halk gereken cevabı yine verdi. Kadınlar yine onları çökertmek için gelen kayyumları gönderdi. Gereken cevabı verdi. Eş başkanlık sistemlerinin ön seçimde tekrardan seçtiler. Ve halk kazandı orada. Şimdi bu gerçekliği görmek gerekiyor. Evet, onların bir amacı var. Bir politikayla geliyorlar. Ama biz de mücadelemizle, ideolojimizle, perspektifimizle, kararlılığımızla geçit vermeyeceğiz. Veremeyiz de. Kobani davası için 7 Haziran seçimlerinin başarısının intikam davası diye ifade edildi çokça. Şimdi de siz de ifade ettiniz. 2024 seçimlerinde de aslında harita mora boyandı. Bu da çokça ifade edildi. Şimdi yine bu kayyum siyaseti, kayyum politikaları tekrar ayyuka çıkartılarak bu mu cezalandırılmaya çalışılıyor? Bir yönüyle bu yönetim, hani dediğimiz gibi, intikamcı bir yönetim. Yani bu biraz ulus devlet aklıyla da bağımsız gelişmiyor. Yani iktidar olanın tekçi olması, milliyetçi olması ve bir şekilde hep ayakta kalma arzusuyla birlikte ele aldığımızda halk gibi halklar şahsında da bu renkliliği görünce ve gereken cevabı verince direkt aslında kayyum politikasıyla intikam almaya çalıştı ve bunu ilk yaptığı yer Van'dı yine. Ama orada savunmanın kendisi, direnişin, örgütlenmenin kendisi gereken cevabı yine verdi onlara. Bugün de bunu yapmamız gerekiyor. Hakkari'nin Van'dan, Van'ın da Mersin'den, Mersin'in de İstanbul'dan hiçbir farkı yok. Öyle görmek lazım. Bunu göremezsek, evet bugün Hakkari'dir ama yarın İstanbul'adır. Yarın başka bir yerdedir. Yani sonuçta bir şeyi siz Kürdistan'da uyguluyorsanız o orada kalmıyor. Bütün ülkeye yayılır. Yani sonuçta laboratuvar gibi bir alandır burası da. Burada denediğini baktı oluyorsa orada da dener. Ama biz denediği günden itibaren karşısında durduk. Asla normalleştirmedik ve yine normalleştirmeyeceğiz. Bu bir mücadele hattıdır. Biz Kürtler, kadınlar kendi irademize sahip çıkmak zorundayız. Yani bu biz yapan şeydir. Eğer ben bugün kendi varlığıma sahip çıkamazsam bu mücadelenin de aslında çok da anlamlı gelmediğini söyleriz. Ama bir mücadeleyi anlamlı kılan
kendi varlığına, kendi iradene, kendi yönetim gücüne sahip çıkabilmektir. O yönüyle de her türlü mücadele bizim temel hakkımızdır, demokratik hakkımızdır. Bunu hiç kimse illegalize de edemez. Kimse bize şunu da diyemez, siz işte protesto etmiyorsunuz. Hayır, protesto ediyoruz. Hı hı. Biz bunu kabul etmiyoruz, itiraz ediyoruz. Ve bu itirazın da her geçen gün büyümesi gerekiyor. Bugün Hakkari şahsında yaşanan mesele bu. Yani her halkın, her kadının, her emekçinin kendi iradesini koruması gerekiyor. Yani bu sadece Hakkari halkının yapacağı bir mesele değil. Yani bu bir hepimize saldırı demektir. Tüm ülkenin bir sorunu aslında. Kesinlikle. Siz de ifade ettiniz, kayyum süreçlerinden sonra kadın cinayetlerinin artması, daha sonra uyuşturucunun yine aynı şekilde sadece bölgede değil, metropollerde de aslında bunların yansımaları oldu. Barış sürecindeki durumu biliyoruz. Kadın cinayetlerinden ekonomiye, ülkenin nasıl bir refah içerisinde aslında olduğunu ve barış sürecinin bitirilmesiyle beraber de tekrar nasıl bir çöküşe gittiği. Dolayısıyla Hakkari ile başlatılmak istenen şeyin gereğini yapmak gerektiğini söylediniz. Gereği yapılırsa ne kazanır bu toplumda? Halk kazanır, kadınlar kazanır, gençler kazanır, ekmek mücadelesi verenler kazanır. Çünkü bizim bütün hakkımız, irade olma hakkımız da ekmek mücadelemize dahil olmak üzere savaş politikasından kaynaklı gasp ediliyor. Yani bugün nakro rejim dediğimiz bir şey var. Savaştan beslenir o. Savaşın olduğu yerde sen mesela kirli işler yaparsın, gasp siyaseti yaparsın, çalarsın, çırparsın. Çünkü kendinde bunu hak görürsün. Şimdi sadece Kürdistan sömürülmüyor. Aynı zamanda Türkiye'de bir sürü emekçi sömürülüyor, kadınlar sömürülüyor ve bu ülkenin bakanlıkları buna dair bir söz kuruyor mu? Kurmuyor. Hı hı. Şu kadar sömürdük demiyorlar. Ama ne yapıyor? Kürdistan'ı işaret ediyor. Kayyum atayacağım diyor. Ülkenin temel şu an gündemimiz bu. Yani bir savaş politikanın sonucunu yaşıyoruz. O yönüyle de kayyum atamalarına karşı durmak demek aslında savaşa karşı da mücadele etmek demektir. Bu ülkenin böyle yönetilmesini kabul etmiyoruz demek gerekiyor. Yani hakkımızı savunuyorsak, irademizi savunuyorsak bir bakanın bir iradeye bu şekilde saldırmaması gerektiğini söyleyeceğiz. Ya da adaletin sağlanabilmesi için, adaletin gerçekten hayata geçebilmesi için bu iktidarın elini adalet kurumundan çekmesi gerekiyor. Böylesi bir durum var. Ama onların yaptıklarını, o normalleşme süreci gibi normalimiz budur diyorsa biz sizin normalinizi kabul etmiyoruz. Sizin normaliniz savaş politikası demektir. Sizin normaliniz inkar demektir. Sizin normaliniz tutuklamadır, gasp etmektir. Biz de bunu kabul etmeyeceğiz. Bizim de bir normalimiz var. Demokrasidir, eşitliktir, özgürlüktür ve bunun savunucunu yapmak zorundayız. Buradan peki son olarak bu savunuculuk için kimlere nasıl görevler düşüyor, ne tür çağrılar yapmak gerekiyor diyeyim? Hepimize görevler düşüyor. Dediğim gibi sadece DEM Parti'nin meselesi değildir. Bu başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halklarının hepsinin meselesidir. Bu ülkede gerçekten birlikte yaşam deniyorsa, ortak yaşamdan bahsediyorsa, eşitlikleri, özgürlükleri hayata geçmesini, sonuçta tahayyül ettiğimiz düşünce bu, dünya bu. Bunu hayata geçirmemiz gerekiyorsa hep birlikte mücadele edeceğiz. Hakkari Belediyesi başta olmak üzere hepimizin iradesine sahip çıkacağız. Yani Hakkari'deki irade benim irademdir, öbürünün iradesidir, başkasının iradesidir. Hakkari'de çalınan irade ya da gasp edilen Karadeniz'in de ekmeğinden çalıyor, Ege'nin de ekmeğinden çalıyor, İstanbul'dakinin de ekmeğinden çalıyor. Çünkü savaş demektir. Şimdi bunun gerçekliğini biliyorsak kayyum rejimini dediğim gibi asla normalleştirmemek gerekiyor ve mücadelesini her alanda büyütmek lazım. Biz kararlıyız. Biz belediyelerimizi önde nöbet tutacağız. Hiçbir şekilde belediyelerimizi almalarına izin vermeyeceğiz. Programımızın sonuna gelirken son olarak bir de şunu sormak istiyorum. Tabii. Daha önceki işte kayyum siyasetinde veya yapılan antidemokratik uygulamalarda özgür basın ve onun ardılları dışında pek fazla ana akım medyada görülmüyordu. Sizce bu dönemde biraz daha ana akım medyada bunlar görülür mü? Bugün nasıl takip ettiniz? Şöyle yani bir şekilde görünüyor. Yani bir gösterilme şekli var. Şimdi ana akım medyanın büyük bir çoğunluğu AKP'nin elinde olduğu için onlar daha çok manipüle etmek için
gösteriyor. Ve bunun propagandasını servis etmeye çalışıyor ama bunlar da artık hani bir yere varmıyor. Ama bizler mücadelemizle, direnişimizle hepimiz birbirimize ses olmak zorundayız. Yani başta özgür basın olmak zorunda. Bütün o emekçi arkadaşlarımıza gerçekten emeklerine sağlık. Onlar sayesinde aslında sesimiz duyuluyor. Ama bu sesin diğer basın çevreleri tarafından da duyulması lazım. Sonuçta biz dünya kamuoyuna da sesleniyoruz. Aynı zamanda dünyadaki basına da bir şekilde bu sesin ulaşması lazım. Çünkü haklıyız. Yani bir hak gaspı var ve biz o hakkımızı teslim etmek istemiyoruz. Yani bizim hakkımız olanın çalınmasını istemiyoruz. Ve aslında bir rejim tehdidi de. Kesinlikle. O yönüyle de bugün gerçekten bu ülkenin geleceğini düşünen bir basın ekibi varsa Kürtlerin yanında bu hak gaspına karşı haberlerini de yapar. O sözün her yere ulaşmasını da sağlar. Ama bu ülkeye dair zerre miskal yani bir endişesi yoksa bu ülke böyle olsun, böyle yönetilsin, gençlerin, halkların, kadınların geleceğini hiçbir şekilde düşünmüyorsa işte o AKP, MHP iktidarının propagandasını, manipülasyonunu da servis yapar. Zannederler ki kendileri çok iyi kazanıyorlar ama aslında çok ciddi anlamda kaybediyorlar, farkında değiller. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sevgili Fikir Durağı izleyicileri, bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.